Sevgili YouTube ailesi, bir süredir Tayland nostalji videosu yapmayı düşünüyordum ve şimdi bunu yapıyorum. Yolculuğum şu gördüğünüz text mesajıyla başladı ve gerisini hep beraber seyredelim. Terminal 2 Heathrow'dan size herkese merhaba. Bangkok'a yolculuğum başlamadan önce check-in yaptırdım. Bir de kamerayı deneyim dedim. Ortam çok sakin. Aynı saatte de Türk havayollarının uçuşuna denk geldi. Evet, uçağa bindik, yerimizi aldık. Elimizde bir kağıt tutuşturdular. Bu kağıtla pasaport kontrolüne gideceğimizi ve dönerken de aynı kağıdı pasaport kontrolüne vereceğimizi ve yanımızda bulundurmamız gerektiğini söylediler. Şimdi havaalanındayız. Pasaport kontrolüne doğru gidiyoruz. Bayağı da bir uzak mesafe varmış. Olsun, ne yapalım. Artık katlanacağız. 12 saat yolculuktan sonra sorun etmemek lazım. Bayağı bir yorulduk. Ama Thai Airlines gerçekten servis olarak 4 dörtlüktü. Teşekkürler. Hem güler yüzlerdi hem güzel servislerle. Bangkok'ta otelime yerleşip dinlenmeyi ve ardından dışarı çıkmayı çok sabırsızlıkla bekliyorum. Abi yorucu bir yolculuk oldu ama vardık en sonunda. Şimdi girelim, birazcık dinlenelim, otelimizi görelim bakalım nasıl. Etraf çok güzel, gerçekten Güney Asya harika. Evet, kalacağım otel odası burası. Sabırsızlanıyorum dışarı çıkıp gezmeyi. Saat farkı var. Çok da yorgunum. Biraz dinleneyim, çıkayım dışarıya diye düşünüyorum. Dışarısı güneşli, pırıl pırıl dışarısı. İlk önce bir bot turu yapacağız. Bota bineceğimiz iskele burası arkadaşlar. Şimdi gidip bileti buradan hemen alacağız. Bilet alabiliyoruz buradan. 0.5 kuruş gibi bir ücreti var. İki tip botlar var burada. Bir tanesi özel şirketlerin işlettiği, diğeri de buraya devlete ait olan. Yerimizi alalım. Nehir turuna başlayalım. Harika. Bangkok gerçekten çok güzel. Ticaret merkezlerinden, dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden bir tanesi. Yani bilirsiniz, havaalanına orada burada gittiğiniz zaman şöyle duvarda saatler olur. New York, London, Paris, Bangkok, Tokyo filan. Yani buralar gerçekten gezilesi yerler. Wat Arun diye bir tapınak var. Şimdi oraya gideceğiz. Çünkü karşımda gördüğünüz tapınak. Oraya doğru yaklaşınca şöyle birazcık daha etrafı size göstermiş olacağım. Bangkok'a geldiğinizde ilk yapmanızı tavsiye edeceğim şu tapınakları, bir de şehir merkezindeki sarayı gezmek olacak. Gerçekten çok farklı bir kültür, çok farklı bir yaşayış tarzı, Budist yaşayış tarzı. Bir de Tayland'da masaj akademileri çok meşhur. Burada da aynı şekilde Bangkok merkezi. Akşam biraz soğuklanalım. Şöyle değişik bir mekan, ışıl ışıl. Burada birazcık soğuklanmayı düşündüm. Güney Asya'nın meşhur noodles çorbaları. İkinci gün Pattaya'ya gidiyoruz. Pattaya Bangkok arası çok yakın. 1,5 saat mesafelik. Orada da Koh Samet, Samet adasına gideceğiz. Samet'in adası. Burada da güzel Güney Asya yemeklerini bulabileceğiniz restoranlar var. Akşam üzeri oldu ve akşam üzeri sunuşu çok ilginç. Rulo dondurmaları görünce sizlere bunu çekip videomda göstermek istedim. Çok değişik bir sunumla hazırlıyor. Hadi abi, siz de seyredin. Bakalım ilginç bulacak mısınız? Tadı da güzeldi. Tavsiye ederim. Ben muzlu ve Oreo'lu bisküviyle sipariş ettim. Şimdi onu hazırlıyorum. Çoğunlukla Asya'ya geldiğinde herkes ne yiyeceğim ne içeceğim diye düşünüyor. Ama çok gereksiz. Temiz, güzel restoranlar bulunmakta. Güney Asya yemeklerine ait güzel tatlar bulunmakta. Mutlaka deneyin. Yani istiridye, deniz mahsulleri, balıklar, ızgara balıklar çok güzel. Bir de Türk lokantası da buluyorsunuz çoğu yerde. Sahipleri Türk, size yardımcı oluyorlar. Gerçekten buraya alışmışlar. Burası insanları gibi yardımsever, güler yüzlü insanlar. Onlardan da kalabilirsiniz. Ama ben size geldiğinizde Güney Asya'nın mutfağını mutlaka tatmanızı tavsiye edeceğim. Ve o kadar çok değişik meyveler var ki hiç görmediğimiz, yemediğimiz, şahsen benim daha önce görüp yemediğim tropikal meyvelerdi. Bunları burada tatma imkanı buldum. Gerçekten o konuda da kendimi şanslı hissediyorum. Çok beğendim. Yani size de tavsiye ediyorum. Geldiğinizde mutlaka her gün ben meyve selection'ı, yani böyle ufak bir meyve tabağı yaptırıyordum. Çok da güzel oluyordu yemesi. Tayland'a geliş amaçlarından bir tanesi de buydu gerçi. Hem gastronomi, yemek, denizliği, bir de değişik kültürü bunları tanımaktı. Sipariş ettiğime değdi. Çok hoşuma gitti. Hazırlanışı da çok güzeldi. Tavsiye ederim. Gördüğünüz yerde siz de deneyin. Buradan Phuket'e uçacağız. Değişik bir yer, güzel bir atmosfer. Burayı da size göstermek isterim. Dans ediyorlar. Evet, Phuket'e geldik ve Phuket'ten de Phi Phi adasına geçtik. Burası da inanılmaz, cennet gibi bir yer. Bu gördüğünüz tekneler de buranın yerel tekneleri. Değişik koyları ziyaret ediyorsunuz burada. İsterseniz sırf kendiniz için özel tek kiralayabilirsiniz. İsterseniz grup halinde gezmeye çıkabilirsiniz. Phi Phi Island'a geldiğinizde gezeceğiniz değişik koylar var. Bunları speedboat'la da gelebilirsiniz. Veyahut da burada Phi Phi Island'da bir gün de geçirebilirsiniz. 2 gün. Bence 2-3 gün burası için yeterli. Diğer türlü Phuket'ten buraya hızlı boat'la gelebiliyorsunuz. Geldiğiniz zaman burada Monkey Beach dedikleri değişik plajlar var. Böyle şempanzelerin olduğu, ama orada denize girmeyin, giremezsiniz zaten. Şempanzeler biraz rahatsız eder sizi. Diğer türlü snorkeling, yani serbest dalış yapacağınız yerler var. Yine kiraladığınız tekne turla birlikte o arada sizi durduğu ve serbest dalışlar yaptırırlar. Bu nostalji videomu umarım beğenmişsinizdir. Geri dönüş buradan itibaren devam ediyor. Şimdi Londra'ya geldiğimiz gibi geri gidiyoruz. Yine aynı arabayla bizi havaalanına bırakması için çağırdık. Sabah erkenden aldı, havaalanına doğru yollandık. Umarım videomu beğendiniz arkadaşlar. Lütfen beğendiyseniz like butonuna ve beni motive edeceğiniz abone ol butonuna basmayı unutmayın. İyi seyirler.